Ekranların sevilen programı 51. dakikayla tekrar karşınızdayız. Bu hafta konuğum Bekir Bey olacak. Bekir Bey hoş geldiniz. Hoş. Renkli bir hafta sonu, güzel maçlar, elenenler oldu ve yola devam edenler oldu. Kurağımız çekildi. Genel olarak sürprizlerin olduğu bir mücadeleler de söz konusu oldu. Ve her şeyden öte Adanalıların vazgeçilmezi, mangalın olduğu bir hafta sonu oldu. Renkli görüntüler. Güzel bir hafta sonu. Hiç uzatmayayım Bekir Hocam ben lafı. Direkt maçlara geçelim. Ara 2 yemekçilik, Arçelik Beko yetkili servis maçı. Bu A grubunun ilk maçıydı. Liderin belli olması gereken bir maçtı. Açık konuşmak gerekirse maçın öncesinde Arçelik Beko yetkili servisi daha favori görünüyordu ama Ara yemekçilik muhteşem oyun. Ve kazanan taraf Ara yemekçilik olup lider bitirdi grubu. İhtiyacı olan Ara yemekçilik. İyi futbol oynadılar. Rakipleri de güçlüydü, kuvvetliydi. Kazandıkları için tebrik ediyorum. Yani özellikle mesela ben maça baktığımız zaman Emre Şeker bu maçta çok sinirlendi. 5 tane gole imza attı. Gerçekten haftanın 7'sine de zaten girdi. Ara yemekçilik için şöyle bir düşünceler oluşmuştu. Yaşlı takım, ağır takım. İlk maçı berabere kalmıştı biliyorsunuz. Ama ondan sonra sürekli ivme yakaladı. Kaptan kaptanları da röportajda aynı şeyi söyledi. Fatih Bey, özür diliyorum, bir yani adını anımsayamadım. Bize kötü takım dediler ama biz grubu lider dedik ve şampiyon olacağız dediler. Evet. Yani maçın Emre Şeker sizin gözlemleriniz nelerdir? Emre çok iyi futbol oynadı. Galibiyette çok büyük bir payı var. Tabii diğer oyuncuları da göz ardı edemeyiz. Fakat Emre ciddi bir katkı sağladı takımı için. Tebrik ederim. Arçelik Beko yetkili servisi de maç içerisinde özellikle yani ben gol yiyordum, çok goller yiyordum. Attıkları gol bence muhteşemdi. Duvar paslarıyla gelip Evren Atar'la Barış Kızılay'la onlar da aklını yemeyelim. Onlar da iyiydi aslında da ama bu mücadelede Ar yemekçilik daha çok hak etti. Arçelik Beko yetkili servisinde şansı vardı. Onlara da grubu en iyi ikinci bitirip direkt çeyrek finale çıktı. Arçelik Beko yetkili servisinin genel anlamda şansı nedir peki size? Şampiyon olma durumu iki takımın olabilirler mi? Ne diyorsunuz? Ya şimdi şansları çok yüksek diyemeyiz. Fakat iyi futbolla bundan sonrası için daha başarılı olabilirler. A grubunun ikinci maçına, iki takım için de ölüm kalım maçı niteliğindeki maça geçecek olursak Can Gaz gruba artık konuşmak gerekirse güç olarak yetersiz kaldı. Biraz keyif anlamda, keyif aldıklarını umuyorum. Karadeniz Şahin Nişat 14-2 şeklinde çok rahat bir şekilde farka gitti. Ve Can Gaz'ı grubun dışına itti. Maçla ilgili görüşleriniz ne? Çok rahat bir futbolla, zaten ciddi bir fark. Yani denk olmayan iki takım. Beklenen sonuç diyebiliriz yani. Yani burada Rıfat Şahin 4 gol attı, Selçuk Kurtuluş 4 gol, Mehmet Acar 4 gol. Dörder dörder attılar bu takımda. Yani hepsi takım halinde iyi takımdı. Yani Karadeniz Şahin'e tur atlamış oldu. Bundan sonrası eşleşmede zaten Bozca Sigorta yine grupta yabancı olmayan bir takımdan çıkacak. Evet. O maçta kıran kırana geçecektir. Can Gaz için temenniniz var mı sonraki dönemler için? Yani Can Gaz sonraki dönemler için çok fazla bir şey söyleyemeyiz. Bundan öncesi için yani biraz dediğimiz gibi zevk aldıklarını umuyoruz turnuvadan. Evet. Yani güçlü bir takım değil. Umarım daha sonraki organizasyonlarımızda daha ciddi bir kadroyla daha iyi bir şekilde gelirler. Takımdan temsil ederler oyuncular. Dilerseniz daha grubunu toplayacak olursak Bekir Hocam. Ara 2 yemekçilik dediğimiz gibi 10 puan. 10 puanla 4 maç 10 puanla kapatıp grubu lider bitirdi. Evet, Arçelik Beko yetkili servisi 9 puan aldı. Bozya Sigorta 6 puan, Karadeniz Şahin 4 puanla grubu 4. bitirip Can Gaz da puansız bir şekilde grubu sonuncu bitirdi. Evet. B grubuna geçecek olursak B grubunda muhteşem iki maça sahne oldu. Açık konuşmak gerekirse Karakaya Şahin Deep Point maçından başlamak istiyor. Tülvar makina ile oynadılar. Karakaya Şahin çok büyük karakter koydu. Çok büyük futbol oynadı. Zaman zaman kalesinde çanaklara geçilmez de oynadı. Tülvar gibi grubu lider bitiren güçlü ekip karşısında kazanmayabildi. Şimdi Tülvar çok ciddi bir takım. Karakaya İnşaat'ta bunu biliyor ve son artık kazanması gereken bir maç.
Gemisini kaptan şey gemisini kurtaran kaptan misali bütün oyuncular fazlasıyla efor sarf ettiler. Tebrik ederim onları, çok ciddi bir maçtı gerçekten. Kazandıkları için gerçekten tebrik ediyorum. Yani açık konuşma çok akıllı da oynadılar. Önce gol yememeyi düşündüler. Özellikle kaleci Nadir Temel muhteşem bir performans gösterdi. Her şeyini koydu desek yeridir. Defans bloğunda Mehmet Ünal girdi. Pozisyon vermedi. Zahir Bey vermedi. Yani her şeylerini oyuna koydular. Özellikle ileriye atılan toplarda Ferdi Bey çok büyük karakter koyup çok büyük efor sarf ederek arkaya atılan toplarda etkili oldu ve goller attı. Güzel goller yaptı. Gösterdiler Tular karşısında. Aynen öyle. Bu maçta Efe Kuş çok iyi performans gösterdi. Güzel gol attı bir tür vardı ama yeterli olmadı. Bu anlamda ben Karakaya'yı gerçekten bu hafta kutluyorum. İkinci maça geçecek olursak Borusan Otu Davut Havacılık maçı. Davut Havacılık'ın mutlak kazanması gereken bir maç. İyi de o başladılar oyuna. Ancak Aykut atıyor. Kaleci Mehmet çok kötü goller yedi. Çok sektirdi. Yani haftanın, yani zaten şöyle söyleyeyim. Davut Havacılık'ın en büyük sıkıntısı kaledeydi. Maalesef onu geçemediler ve özellikle şunu belirtmek istiyorum. Hafta sonu bütün takımca buradalardı. Bu sinerjiyi, bu konsantrasyonu ilk haftan beri götürecek eğer sağlamış olsalardı bence bu gruptan rahat çıkarlardı düşünüyorum. Evet. Borusan Otu'ya gelecek olursak eksik kalmalarına rağmen onlar da kıran kırana amaçsızlardı, açık konuşmak gerekirse fark atmaları gerekiyordu grubu ilerletmeleri için. Evet. Bunu başaramadılar ama eksik kalmalarına rağmen Aykut Sayın son dakikalardaki golüyle galibiyet geldi. Müthiş bir maçtı. Sizin görüşlerinizle bu maçla ilgili. Şimdi Borusan Otu'nun kuvvetini, gücünü biliyoruz zaten. Oyununu biliyoruz, kalitesini biliyoruz. Davut Havacılık da kazanabileceği bir maçtı aslında ama bak, tebrik ederim Borusan Otu'yu. Aynen öyle. Aykut Şener son haftalarda iyiden iyiye sinirliyor. Onu da göz ardı etmemek lazım. Diğer tarafta da Borusan Otu'da da Onur Orhan ile Aykut Sayın yani son haftaların yükselen performansı. B grubunu toparlayacak olursak Bekir Hocam, Tülvar Makine mağlubiyete rağmen 7 puanla lider bitirdi Olavaracı ile. Borusan Otu yine 7 puanda, Acıbadem Hastanesi 6 puanda, Karakaya İnşaat 6 puan ve Davut Havacılık 3 puanda grubu bitirdi. En denk gruplardan birisiydi bu grup. C grubuna geçecek olursak hemen günün ilk maçı, günün son maçı aslında. Grubun ilk maçıydı. Şahin Piliç, Seyhan Başkent. 13'lük bir skor çıktı. Kafalarda soru işareti vardı. Acaba şampiyon tekleyecek mi? Seyhan Başkent de iddialıydı maçtan önce. Ama son iki haftada gördüğümüz üzere Şahin Piliç istediği şekilde maça başlatırsa hiçbir takımın yani devirmenin çok zor o takımı devirmenin olduğunu düşünüyorum. Mustafa Taşan yine 5 golle yıldızlaştı. Güvencici 4 gol. Evet. Seyhan Başkent'i sağdan sildiler, açık konuşmak gerekirse. Şahin Filiz zaten yani çok kuvvetli bir takım. Yani maça kötü başladığı zamanda bile çabuk toparlanabilen, iyi konsantre olabilen. Yani dediğim gibi yani çok kuvvetli bir takım olduğu için çok puan kaybedeceğini, çok takılacağını zaten düşünmemiştim bu grupta da. Bundan sonraki maçlarda da yani takımlar eşleşmelerde karşılaşmak istemeyeceklerdir muhakkak. Ciddi bir takım. Tebrik ediyorum Şahin için. Evet, dediğiniz gibi sonraki aşamalarda kimsenin karşılaşmak istemeyeceği bir takımın başında geliyor. Gruplarda tek 4-4 yapan takım adeta süperler grubu. Seyhan Başkent'te yine Aykut gollerini attı ama yeterli olmadı. İlk 15 dakika biraz direnç gösterdiler ama maçın geneline bunu yayamadılar. Günün grupların son maçına gelecek olursak Güneş Grup Uyum Elektrik. Güneş Grup grupları denedikten sonra liderlik gibi bir amacı da kalmadığından sonra ya böyle sanki biraz rotasyona gidermiş gibi geldi bana. Bütün oyuncularını değerlendirdiler. Ama şunu göremiyorum. Güneş Grup 7-1'lik bir mağlubiyet aldı. İlk haftadaki uyumu, konsantrasyonu göremiyorum yani. Takım içi sıkıntılar var. Uyum Elektrik'te günden güne artan temposuyla muhteşem yine bir galibiyet. 7-1'lik Nedim Kaplan
defansta mı oynuyor, forvette mi oynuyor? Her pozisyonun içinde var. Gerçekten tebrik ediyorum. Adnan gollerine devam ediyor. Celil de yine muhteşem bir oldu. Güzel bir hafta. Bu maç güzel bir maç. Güney grubun yani bu rahatlığı gruplarda tabii garantilediği için biraz rahat olması gayet normal ama futbol olarak geriye gitmeleri playofflarda, üst turlarda sıkıntı çıkarabilir. Uyumelikliğin zaten yükselişi görüyoruz. Beklenen sonuç diyebiliriz yani bu rahatlıkla gelen mağlubiyet Güney grubu için. Ama şimdi bundan sonra biliyorsunuz bunlar yine birbirleriyle eşleşti hocam. Evet. Maç çok zevkli pozisyonlara sahne olacaktır diye düşünüyorum ben. Güney grup bu kadar rahat olmayacaktır. Bu kadar rahat futbol oynamayacaktır. Kesinlikle. Yani 7-1'lik skorun ben grup aşamasında olacağını eliminasyon maçlarında olmayacak. Çok kıstas değil yani bu skor çok kıstas değil bir dahaki maç için. Ölçü değil evet. İki takım için de zor bir maç olacak gibi görünüyor. C grubunda toparlayacak olursak Şahin Piliç dediğimiz gibi 4'te 4 yapıp 12 puanla grubu lider bitirdi. Seyhan Başkent 9 puanla ikinci oldu. Uyum Elektrik 6 puanla üçüncü bitirdi. Günep grupta aldı 3 puanla dördüncü olup zaten bu grupta MNG galiba elenmişti. Dilerseniz eşleşmelere bir de bakalım hocam. Eşleşmelerde Seyhan Başkent, Karakaya İnşaat. Sizce ne olur bu maç? Karakaya İnşaat'ın daha şanslı olduğunu düşünüyorum ama tabii oynanmadan da bir şey diyemiyoruz. Bence penaltılara daha gidebilecek. Gidebilecek bir maç. Evet. Yani güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Şimdi son Karakaya İnşaat son maçta gösterdiği inisiyatifi yine gösterirse eğer Vatan Millet Sakarya saldırıp kalesini koruyup kazanmak için oynadılar Turba karşısında. Aynı futbolu gösterirlerse bunu yansıtırlarsa turu geçebilecek bir takım. Yani günün muamma sonucu olan mücadelelerinden biri. Günep grubu Uyum Elektrik favoriniz kim hocam? Ya ben Uyum Elektrik'in 7-1'lik galibiyetine rağmen Günep grubun bu skor biraz kendilerine getireceğini düşünüyorum. Yani bu mağlubiyet biraz da toparlanmalarına sebep olacaktır. Günep'e tur atacağını söylüyorsunuz. Evet. Ben yine burada tekerrür edeceğini düşünüyorum. Uyum Elektrik'in tecrübesi de tur atlayacağını düşünüyorum. Yine sonucu merakla beklenen Bursa Moto Acıbadem Hastanesi mücadelesi. Burada kimdir favoriniz? Şimdi ciddi bir maç. Bursa Moto çok sağlam bir futbol oynuyor. Kontrollü bir futbol oynuyor. Acıbadem de iyi bir takım. Çok kestiremiyorum bu maçı. Yani bu maç sonucunu önceden kestirebilmek gerçekten zor. Bu maçın da penaltılara gidebileceğini düşünüyorum evet, ben. Evet. Yani diğer bir eşleşme grup aşamasındaki maçlara muhteşem bir performansa skora sahne olan ve son anda Bozyer'in attığı bir golle kazanmıştı Bozyer Sigorta Karadeniz Şahinşah. Tekrar karşılaştılar. Bu maçta ne olur hocam ben açıkçası ben de bunu da kestiremem. Bu maçın da penaltılara gidebileceğini düşünüyorum. Yani Bozyer turnuvanın başından beri beğendiğim bir takım. Orta sahasıyla, forvetiyle cevap. Yani Bozyer'i biraz daha avantajlı görüyorum Karadeniz Şahin İnşaat karşısında. Biraz daha kontrolü saha içinde tutamayan bir takım Karadeniz Şahin İnşaat. Eğer kontrollü olurlarsa, akıllı futbol oynarlarsa tabii Bozyer'i zorlayacaklardır. Ben Bozyer'i biraz daha avantajlı görüyorum. Bu maçta bence yine kafa kafaya gidecektir. Güzel bir hafta sonu olması temennisiyle güzel maçlar oldu dediğiniz gibi. Eşleşmeler de güzel ve renkli görünüyor. Son olarak puan durumuna da bakacak olursak bundan önce gol kralına bakacağız. Ama ondan önce şunu söylemek istiyorum. Maçlarımız uzatma söz konusu değil de direkt penaltı atışlarına, seri penaltı atışlarına geçilecektir. Beraberlik sonucunda. Onu da söylemiş olayım. Gol kralına gelecek olursak Mustafa Taşar, Şahin Piliç'ten 14 golle lider. Kadın Karabulut yine gollerini atmaya devam ediyor. 11 golü var. Üçüncü sırada da Güven Civci'nin Şahin Piliç'te yine 10 golü var. Artık eliminasyon maçları, son haftalar. Buradan takımlara söylemek istediğiniz bir şeyler var mı hocam? Şampiyonluğa adım adım son maçlar. Evet. Yani dönüş olmayan maçlar. Eleme maçları. Yani bütün takımların daha kontrollü, daha isteyen spor oynamaları gerekiyor. Hepsine başarılar diliyorum. 1.51. dakikanın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bizi takip ettiğiniz için teşekkürler eder ve iyi günler dileriz.